Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ise sizlerle birlikte tavuklarımıza aspirinli su hazırlayacağız. Aynı şekilde aspirini de hayvanlarımız için haftalık olarak veriyorum. Bir günü sadece aspirine ayırıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir kapak alırsınız. Su kapağımız. Su kapağımıza bütün tabletleri boşaltırsınız. 5 litrelik bir su aldıktan sonra kapağın içerisine şu şekilde bütün tabletleri içerisine atın. Peki neden aspirin? Aspirin bilindiği üzere zaten kümes yetiştiricileri tarafından kullanılan bir öğündür. Bu aspirinimizi hayvanlarımız için soğuk algınlıklarına karşı ve bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için kullanıyorum. Ve aspirinin özelliklerini de okursanız işte ateş düşürücü, ağrı kesici ve benzeri, hatta kanı da sulandırmasıyla bilinen bu aspirin diğer yandan da vücutta da dinlendirme etkisiyle bilinmektedir. Daha çok fitness yapan arkadaşlar, yani ağır spor idman yapan arkadaşlarımız günde en azından 4 tablet, 5 tablet, yani 5 tane bundan atıp yiyorlar. Belki bilmiyorsunuzdur, belki aranızda bilenler vardır. Bunları kullanarak vücutlarını dinlendirmek istiyorlar. Ben de bu metotu aynı şekilde tavuklarımız için kullanıyorum. Günlük olarak yumurta üretimleri, dolaşımları ve içerindeki kötü bakterilere karşı birazcık da olsa koruma sağlayabileceğimiz bu ürünle şimdi birazcık da arkadaşlar su, azıcık su ekleyeceğim şu şekilde. Evet, birkaç damla yeterli. Peki şimdi ne yapacağız? Şöyle de ezeceğiz tabii ki. Ne yapacağız? Şu şekilde. Biraz bekleriz. Bir 20 saniye, 10 saniye bekledikten sonra şöyle bastırırsınız arkadaşlar. Yavaş yavaş erimeleri için. Evet. Çözülmeye başladılar bile. Çözülmeleri önemli. Çünkü sürüdeki her bireyin bunu içebilmeleri gerek. Bunun için de suya karıştıracağımız için suyu da tamamıyla aspirin yapmak en mantıklısıdır. Açıldılar gördüğünüz gibi. Bütün aspirinler o biçim oldu. Şu şekilde harika. Bakın hemen çözüldü zaten hepsi. Sonuç olarak 5 litrelik suyumuzu doldurduktan sonra bu kapağı şu şekilde kapatacağım içerisine doğru. Merakınız olmasın. Şöyle kapatın. Hiçbir şekilde dökmedim. Bak, dik direk kapattım arkadaşlar. Çünkü şimdi suyu çalkalayınca kapaktaki bütün aspirin suyun dibine inecektir. Şu şekilde. Bakın. Evet. Tüm aspirini suyun içerisine aldık. Kapakta hiçbir şekilde aspirin kalmadı. Ya bir müddet bunu çalkalayın. Sayın içinizden ve 30 saniye boyunca çalkalayın. Ve suyumuzu iyice çalkaladıktan sonra tüm sürüye, kümesinizde ne kadar hayvan varsa hepsine bu suyu bölüştürmelisiniz arkadaşlar. Ve bu suyu en azından 4-5 saat içerisinde bitirmeleri gerek. O yüzden benim kümesimin hayvan sayısına göre 5 litrelik su yeterli oluyor. Civcivlerim de dahil olmak üzere tüm sürüye bu suyu dağıtıyorum, paylaştırıyorum. Daha sonrasında sabah susuz bir şekilde bekleyen tavuklarımızı kümesten çıkartıyoruz. Ve çıkan hayvanlarımız yavaşça suya gelip su içecektirler. Hazırladığımız o suyu kana kana içecektirler arkadaşlar. Önce küçük bir yem aparat, sonrasında suya koşan hayvanlarımızı göreceksinizdir. Onlar için oldukça faydalı bir su oldu bu. Bunu da arkadaşlar haftamız 7 gün, bir günü ayırıyorum. Aynı gün hayvanlarımıza aspirinli su veriyorum. Bir aspirin 3 TL. Yani maliyetiniz sadece 3 TL arkadaşlar. Haftada bir 3 TL kenara ayırarak hayvanlarınıza haftalık olarak aspirin verebilirsiniz. Onların sağlığı için her şey.
Canlarım benim. Canlarım. Unutmayın ki tüm sürüye eşit miktarda suyu dağıtarak 3-4 saatte bitirebilecekleri şekilde suyu verin. Ve aspirini tüm sürünün almasına vesile olun. Bakın içiyorlar ne güzel. Bir yudum dahi hayvanlarımızda oldukça etkili olabilir. Sindirim sistemleri, kan dolaşımları, üşütme, soğuk algınlığı için oldukça iyi tedbirdir aspirin. Ve yine arkadaşlar farklı videolarda inşallah yine sizlere neler yaptığımı, hayvanlar hakkında hayvanlara nasıl baktığımı sizlerle paylaşacağım ve göstereceğim ki sizler de hayvanlarınızı iyi şekilde büyütüp onlara güzel bir şekilde hayat sunabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. I hold the dairy